Çok değerli Millet İttifakı'nı destekleyen seçmenler. Bugün yapmış olduğum açıklama bir zorunlu açıklama. Çünkü Erdoğan'dan kurtulmak için Millet İttifakı'nı destekleyen bir kısım seçmen, ben sürekli bir istek geliyor bana. Ve bu isteğin temelinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının desteklenmesi var. Öncelikle bu konuda Zafer Partisi'nin daha önce almış olduğu tavırların ve izlemiş olduğu politikaların tekrar hatırlatılması gerektiğini düşünüyorum. Nisan 2022'de Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın daveti üzerine yapmış olduğum programda Zafer Partisi'nin Mansur Yavaş'ın Altılı Masa tarafından aday olarak çıkarılması durumunda herhangi bir şart ileri sürülmeksizin ve bir talepte bulunmaksızın destekleneceğini ifade ettim. Şimdi izleyelim. Zafer Partisi olarak bir yumuşak geçişi Türkiye'nin gerilime girmeden düzgün parlamenter demokrasiye geçiş sürecini yönetebilecek ve halkın her kesiminden, hangi siyasi partiden olursa olsun, oy alabilecek kişinin Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu gördük. Ve bu talep toplumda büyük bir destek bulmasına rağmen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kendisinin adaylığı konusunda ısrarcı olunca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlemiş olduğu bir basın toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nu da Zafer Partisi olarak destekleyeceğimizi, bu destek için de Millet İttifakı'ndan ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir milletvekilliği liste veya bir başka talebimizin olmadığını, ancak Kemal Bey'in Zafer Partisi'nin desteğini almak için yanındaki saray artıklarını uzaklaştırmasını, FETÖ, PKK iltisaklıları uzaklaştırmasını, 1924 Anayasası'nı temel aldığınızı açıklayın, milli, üniter ve laik devletten yana olduğunuzu, özerklik çabalarını desteklemeyeceğinizi açıklayın. Bize sığınmacıları bir sene içerisinde vatanlarına yollamayı taahhüt etmesini istedim. Eğer bunları yaparsanız Zafer Partisi olarak biz sizi destekleriz. Gördüğünüz gibi değerli yurttaşlar, biz Zafer Partisi olarak iki kez çok net bir şekilde Mansur Yavaş'ı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu kendimiz için bir şey istemeden Türkiye'nin Erdoğan'ı aşması için destekleyeceğimizi söyledik. Bununla da yetinmedik. Oluşturmakta olduğumuz ittifakı tehlikeye atarak Mansur Yavaş'ı tekrar göreve davet ettik. Ve oluşturmakta olduğumuz ittifak da bundan dolayı dağıldı. Bundan dolayı da hiç pişman olmadık. Çünkü Türk halkının Erdoğan'ı aşma konusundaki talebine biz tercüman olduk ve bundan dolayı da doğru yaptığımızı düşünüyoruz. Peki Cumhuriyet Halk Partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu bizim bu desteklerimiz karşısında dönüp bize teşekkür ederiz dedi mi? Hayır. Bırakın teşekkür etmeyi. Onlar bizden, Zafer Partisi'nden bir destek istediler mi? Hayır. Bizi ziyaret ettiler mi? Hayır. Birinci turda veya Kemal Bey'in adaylığına destek sizden istiyoruz dediler mi? Hayır. Peki değerli dostlar, değerli Millet İttifakı'nı Erdoğan'ı aşmak için kendilerini desteklemek zorunda hisseden değerli seçmenler, Zafer Partisi'nin bütün bu ısrarlı çabalarına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu bize dönüp herhangi bir destek talep etmezken, desteği HDP'yi ziyaret ederek HDP'den isterken, desteği Ali Babacan'dan isterken, Davutoğlu'ndan isterken, 1924 Anayasası'na sahip çıkmama konusunda ısrar ederken neden bize dönüp Kemal Kılıçdaroğlu destekle diyorsunuz da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na dönüp Kemal Bey siz ne yapıyorsunuz diye ona sormuyorsunuz. Bakın bir şey daha kamuoyu önünde ifade edeyim. Bir siyasi meseleyle ilgili değil, Türkiye'nin milli güvenliğiyle ilgili iki meselede Kemal Bey'i aradım, Kemal Bey geri dahi dönmedi. Özetle Zafer Partisi Türkiye'nin milli çıkarlarından hiç taviz vermeyecek bir parti olarak üzerine düşen vazifeyi defaatle yapma konusundaki kararlılığını ortaya koymuş olmasına rağmen ne Millet İttifakı'ndan ne de Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir destek talebi gelmemiştir. Bundan sonrasını lütfen bana sosyal medya üzerinden ulaşarak, bu şekilde sorular sorarak değil, Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezini arayarak, onlarla konuşarak sürdürün. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlarken, evet,
AKP'ye doğru şekilde aşmalıyız, doğru şekilde yıkmalıyız diye düşünüyoruz. AKP'yi AKP'leşerek aşamayız ve yıkamayız. Biz Zafer Partisi ve Ata İttifakı olarak AK Parti'yi, Erdoğan'ı aşacağız ama bunu devlet düşmanlarını, millet düşmanlarıyla ittifak halinde değil, büyük Türk milletiyle ittifak kurarak yapacağız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla tekrar selamlıyorum.